Büyük ihtimalle kendi kendime konuştuğum bu video size ulaşmayacak. Çünkü kendimi beğendiğimi düşünmüyorum mesela şu an. Göbeğim buradan fışkırmış falan. Belime kadar da bunu çekmişim. Sanmıyorum size ulaştığını. Çok konudan konuya atladım. Kafam, aklım çok dağınık olduğu için ve önümde hani belli bir video başta olmadığı için hani eskiden vardı. Ama eğer bu video size ulaştıysa ben bunu sadece kendi kendime konuşmamla bırakmayıp insanlar da duysun. Belki sizinle aynı duyguları paylaştığım insanlar vardır ve yalnız olmadığınızı hissettirmek istiyorsam evet şu an bu videoyu izliyorsunuz demektir. Hoş geldin o zaman deyip hani aklımdaki düşüncelerle baş başa bırakıyorum. Bugün birazcık önceliklerimizden bahsetmek istiyorum. Şu şekilde öncelik dediğimiz kavram. Herkesin ilk önceliği biz olmayabiliriz. Bunu kabullenmemiz kesinlikle gerekiyor ama bir insana tamamen öncelik yapmak zorunda değilsiniz. Ama eğer bir insana bir konu hakkında evet şunu yaparız daha sonra onu yapmıyorsanız ya işte kendinizce vakit bulamıyorsunuzdur, işte okulunuz vardır, psikolojik sorunlarınız vardır, mentaliniz o an onu yapmak istemiyordur, yani evet o an yaparız demişsinizdir, o mentaliteye sahipsinizdir ama daha sonrasında o vibe'dan çıkmışsınızdır ve istemiyorsunuzdur. Ama şöyle bir şey var, o insan sizi bekliyor. Bir şey yapacağınız konusunda anlaşıyorsanız karşınızdaki insanın sizi beklediğini de bilmeniz gerekiyor ve bir insanın en değerli şeyi bu hayatta zamandır ve siz bir insanın zamanını çalıyorsunuz. Şeyi kavrayabiliyorum. İşte etrafımda şey diyen insanlar var. İşte ben bir insana çok güzel anılar geçirdim diye onun yaptığı hatayı görmezden gelip sırf anılarımın hatırına onu affetmem, onun yanında bulunmam. Kendim daha önemlidir, beni üzüp üzmemesi daha önemlidir vesaire diye. Okey, bu konuda ben de bunu yapamıyor bile olsam hemfikirim. Bu çok bencilce bir davranış tabii ki de değil. Ama şöyle bir şey var. Mantığını düşündüğümde evet çok mantıklı geliyor. Hani bir insanla sadece anılarım var diye onun yaptığı her şeyi doğrulayacağım, hep onun yanında olacağım diye bir şey yok. Kim zaman bana uyumazsa da beni çok kırmıştır ve gerçekten uzak kalmak, artık birbirimizin hayatından çıkmak daha iyidir ki ben hep şey derim. Bazı insanların bizim hayatımızda bir görevi vardır. Bizi daha sonraki hayatımızı hazırlar. Onun öncesinde de işte sizinle bir sürü şey yaparlar, size ders verir ve çıkar vakti geldiği zaman. İşte size katabileceği şeyler de olduğunda o sizin hayatınızdan çıkar. Buna okeyim ama yok sayılmaya okey hiçbir zaman değilim. Niye insanları yok sayıyorsunuz? Ne yaşıyor olursanız olun. İşte yıllardır birbirinize canım cicimle konuşmuşsunuz. Birbirinize birçok şey paylaşmışsınız. En kötü gününüzde yanınızda olmuş ve daha sonrasında işte ondan herhangi bir artık katkı alamadığınız ya da halk dille konuşayım bir çıkarınız olmadığı zaman neden yokmuş gibi davranıyorsunuz? Sanki hiç hayatınızda var olmamış gibi. Mesela bunu anlayamam. Siz de aklınıza düştüğünüzde işte benim şöyle bir arkadaşım vardı. İşte şöyle şöyle yaşadık. O bunu kaldıramadı. O yüzden hani istemedi arkadaş olmak bende. Onu anlayabiliyorum diyebilsin. Ama siz bir sebep vermediğinizde ona düşünecek sonsuza kadar bekleyecek. Hani siz aklınıza düştüğünüzde acaba böyle miydi? Acaba şöyle miydi? Böyle yapsam yine aynı olur muydu? Hani bir sürü şık olacak kafasında ve umut edecek. Bir insana yapabileceğiniz en büyük kötülük onun zamanını almaktır ki bunu engelleme imkanınız varken zamanınızı almaktır. İkincisi de arkadaşlar umut vermektir. Bu her ilişki için söylüyorum. Sadece sevgililik anlamında vesaire değil. Bu videoyu atar mıyım, atmaz mıyım bilmiyorum. Okuldan geldim ve ansızın öyle konuşmak istedim. Ki benim çok fazla sohbet videom varca zaten bilirsiniz. Şu an üstümün de başımı düzelttim. Hiçbir şey yapmadım. Sadece içimden geldiği gibi konuşuyorum. Üstümde yine çok fazla kafa yorduğum başka bir konu da şu. Siz hayatınızda çok değer verdiğiniz bir insanı çıkarttığınız zaman, o insan sizin hayatınızdan çıktığınızda size çok değer veren başka bir insan onun yerinde olmaya çalışıyor. Ve kendini hep onunla kıyaslıyor. Bunu da hiçbir zaman anlayamıyorum. İki insanla aynı şeyleri yaşamamışım, aynı bağı kurmamışım. Biri beni çok seviyor diye ben onu çok sevemem. Ki bana bunu dile getiriyorsa eğer, ben seni çok seviyorum, işte niye onun gibi olamıyorum o hayatınızdan çıkardığınız insana? Niye beni onun yerine koyamıyorsun, niye onun gibi olamıyorum, niye o bağ aramızda yok vesaire diye dile getirildiğinde daha çok itiliyorum. Çünkü aynı kişi değilsiniz, bırakın da o karar versin sizi hangi yere koyup koymayacağını. Herkesin ayrı bir yerinin olması bence çok daha değerli bir şey. Herkes eğer o yere sahip olmak isterse o yere asıl sahip olan kişinin ne farkı kalır ki? Bir insanı
düzelteyim. Hayatınızdan çıkan bir insanı ölümüne savunmak o kadar tehlikeli bir şey ki. Hem çok tehlikeli bir şey hem de o kadar gerçekten değerli bir şey ki. O yüzden hayatınızdan çıkmış ki normalde herkesin yaptığı şey. İşte şöyleydi, böyleydi, zaten bana böyle davranıyordu falan filan. Kötülemeye çalışır. Ama düşünün, eskiden çok yakın olduğunuz bir arkadaşınız sizinle küsmüş. Aranız artık bozuk, konuşmuyorsunuz. Onun başka bir arkadaşınıza şey dediğini duyuyorsunuz. İşte Hira çok merhametli bir insandı, çok anlayışlıdır. Evet hani kavga ettik işte bu yüzden arkadaşlığımızı bitirdik ama şöyle şöyle güzel günlerimiz oldu. Çok güzel günler geçirdik, birbirimize çok şey öğrettik, birlikte büyüdük falan gibi bir söylediği şey kulağınıza gelse. Belki tekrar o arkadaşınıza barışmayacaksınız ama şey dersiniz. Ya. Hayatıma doğru bir insan almışım. Çok vefalı bir insan almışım. Evet şu an arkadaş değiliz ama gerçekten geçirdiğimiz onca güne, onca zamana değermiş. Çok güzel bir şey. Ama bunun tam tersi olabilir. O birazcık can sıkıcı. Koskocaman bir hayal kırıklığı bırakır sizde. İçinizdeki çocukluğunuz da belki şu an sizin umurunuzda değildir ama onunla zaman geçiren çocukluğunuz için çok 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 değerli. Onun kalbi kırılır. Ben eskiden şey sanıyordum. Sosyal medyayla uğraşan her insanın çok fazla arkadaşı var. Hani bu sosyal medyanın getirdiği çok fazla zarar var ama çok fazla yararlarından biri de çok fazla çevresinin olması, arkadaşının olması, vakit geçirmesi vesaire. Ya da en başındayken işte hani sosyal medyaya başlarken zaten hani işte bir tık zengin. Arkadaş çevresi olan sosyal insanlar var. Görüyordum sosyal medyayı. O yüzden de bir süre sırf bu yüzdenle başlamak istememiştim. Ben bir istisnayım sanırım, bilmiyorum. Çok fazla arkadaşımın olmasını geçiyorum. Sosyal bir insan değilim. Girişken bir insan değilim. Çok deniyorum girişken olmayı. İşte insanlarla tanışayım, bir şeyler paylaşayım, ne kaybederim ki falan diye. Ama çok insan seven bir insan değilim zaten. İnsanlarla iletişim kurmak. Hep dışlanıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Ben bunu çok hissediyorum. Bu hayatta dışlanıyormuşum gibi. Ama aslında öyle bir şey olmadığını da mantığım biliyor ama kalbim o kadar böyle sanki öyleymiş gibi. Kendi kendimi dışlıyormuşum gibi birazcık ama böyle hissetmesinin de direkt sebebi ben değilim. Eğer kendinizde insanların kusur olarak gördüğü bir şey varsa ben bunu hiç bilmek istemiyorum ya. Dış görünüşe o kadar önem vermiyorsunuz. Örnek veriyorum, bana çok fazla şey soruluyor işte, burnuna ne oldu? Burnun neden böyle? Bir işlem mi yaptırdın? Onun sonucu mu falan diye. Bunu iyi niyetli soranlar da var gerçekten merak ettiği için. Ama bazıları en son bunun için Instagram'da linç yedim. Direkt yorumları kapatmak zorunda falan kaldım. Şöyle yakından burnumu göstereyim. Burada bir dikiş izim var. Aynı zamanda dudağımın üstünde de var dolayısıyla. Onun için de burnumu alttan da göstermem gerekirse delikleri. Daha doğrusu büyük değil mesela. Bu burun deliğine baktığınızda ne kadar küçük olduğunu görürsünüz ama bunda herhangi bir işlem olduğu için ve basık olduğu için geniş gözüküyor ve bayağı çirkin bir görüntü, farkındayım. Instagram'daki linçimde insanlar benim estetik olduğumu düşünmüş ve onun sonucunda böyle olduğumu düşünmüş. O yüzden hani doktorun adını ver de bir daha işte uğramayalım falan filan pistan. Bu ne biçim burun falan tarzında böyle iğrenç iğrenç yorumlar. Bugün mesela insanların bana güzel olduğumu söylediği bir gün. Kombinim, kıyafetim falan, makyajım. Her şey okey, beni güzel bulmuşlar vesaire. Onun anlarda asla güzel olduğumu söylemelerini istemiyor. Çünkü direkt mesela aklıma şey geliyor, kusurlarım geliyor. Bir kusurunuz varsa ve o kusurunuzu değiştiremiyorsanız, o kusurunuzu değiştiremediğinizde değiştirebildiğiniz fiziksel özellikleri değiştirmeye çalışıp insanların gözünde daha da güzel gözükmeye çalışıyorsunuz. Kilosunuz ya mesela, zayıflamaya çalışıyorsunuz. Ya da işte mesela kalça insanların gözünde güzel bir şey olarak nitelendiriliyor. İşte squat yapıp geliştirmeye çalışıyorsunuz. İşte mesela kas falan vesaire, zayıflamak, ince bel, diyetler, sporlar yapıp hani o kusur olmayan bölgelerinizi alabildiğince güzel gösterip insanlar işte hani burnun ne kadar kötü ya, ne oldu burnuna diye ilk önce sormak yerine işte fiziğim ne kadar güzelmiş, beni ne kadar ince, çok güzel duruyor, hele böyle crop falan giyerseniz, örnek veriyorum, öne çıkaran bir şey giyerseniz. Ki kusurunuz olduğunu zaten onu arka plan atmak için her şeyi yaparsınız. İşte bir yara izi varsa makyaj uygularsınız azaltmak için vesaire. Odak değiştirme yöntemi bu. İlk önce kusuruma değil de güzelliğime odaklansın. Bu videonun sonuna kadar geldiysen de ve gerçekten beni anlayabiliyorsan yorumlarda buluşalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok spesifik. Hiç benlik değil. Şu an böyle önümde full abur cubur olsun, çikolata, cips olsun, hepsini yemek istiyorum. Sonra pişman olacağım bile. O zaman hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.
Kendinize çok 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 iyi bakın. Öpünüz.